Hocam, Hamit Hocam. Yeni bir İrem haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben her hafta bunu söyler oldum ama yine masamızda önemli konular var. Çünkü İran bir tartışma konusu olmaktan henüz uzaklaşmış değil. Ülke içinde ve dışında önemli gelişmeler var. Ülke dışında İran'ı uluslararası arenada bölgesel ve küresel ölçekle ilgilendiren konulara ilişkin Sabir'den bugün önemli bazı değerlendirmeler alacağız. Program öncesinde yaptığımız konuşmayı istinaden bu izlenimi edindim. Ancak ben bugün İran'ın içindeki tartışmalarla başlamak istiyorum Hamit Hocam. Şimdi İran'da geçen konuşmamızda, seninle yaptığımız haftalık değerlendirmede biraz daha makroekonomik meselelerden bahsetmiştin. Ülkedeki yolsuzluk, Fatfa'ya ilişkin Cevaz Zarif'in açıklamaları vardı. Cevaz Zarif de içeride bazı insanları hasta edecek, hatta ithamlarda bulunmuştu. Ama bunların bütün bunların ötesinde sokaktaki adam deriz ya Türkiye'de, sokaktaki İranlıyı ilgilendiren meseleler İran'da gündemden düşmüyor. Bir işsizlik, kronik bir işsizlik var. Hissedilen yüksek bir enflasyon var. İşte para her ne kadar biraz daha tümen toparlansa da paranın bir değer kaybı var. Ve buna bağlı olarak protestolar var ki bir seri protestolar farklı iş alanlarında, sektörde meydana gelmişti. En son sen çok güzel bir haber analiz kalemi aldın. Bu Heftepe'de, değil mi? Huzistan eyaletinde şeker fabrikasında yaşanan gelişmeleri ilişkin. Senden bu gösteri ya da greve ilişkin değerlendirmeni rica edeceğim. Bir de bu olayın meydana geldiği Huzistan bölgesinde genel anlamda buralarda ne oluyor? Senden yorumlarını rica edelim. Evet, geçen hafta da bahsettiğimiz gibi İran'daki işte ekonomik sorunlar ülke geleninde bir takım protestolara, ister işçiler olsun, esnaf olsun veya halk kesimlerinden olsun itirazlarına neden olmuştur. Bu da yeni bir olay değildir. Uzun zamandır devam ediyor. Hatta yaklaşık bir sene bundan önce ülke geleninde ayaklanmalar da olmuştu. Ekonomik meselelerden dolayı o zaman bankaların bazı işte evet finans kuruluşlarının iflasıyla ortaya çıkmıştı ilk başlangıçta. Şu an gündemde olan Ahvaz'daki olaylar devam ediyor. Buradaki işte Huzistan eyaletinin Şuş ilçesine bağlı Heftepe bölgesinde şeker fabrikası var. 70'li yıllardan beri bu fabrika bölgede en önemli sanayi kuruluşlardan birisidir. Ancak 2000'li yıllardan itibaren faaliyetlerini aksamaya başladı. Tabii bundan dolayı da işçilerin maaşlarının ödenmesinde de sıkıntılar yaşandı. bu devam etti. 2006'da 3 ay boyunca işçilerin protestoları sürdü. Daha sonra 2015'te bu fabrika özelleştirdi. Bir kamu kuruluşuydu. Ancak sıkıntılar gene devam etti. İşçilerin durumdan rahatsız olduklarını sürekli dile getirdiler. Son dönemlerde Kasım ayının 5'inden itibaren tekrar protestolar başlandı. Halen de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de bölgedeki diğer önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan demir çelik fabrikasının işçilerinin isyanları oldu, itirazları oldu. Protesto gösterileri başladı. bölgede Huzistan bölgesi İran'ın çok stratejik bir bölgelerinden birisidir. Buradaki sıkıntılar, sorunlar aslında her çeşitten vardır maalesef. Yani sadece ekonomik değil. Hava kirliliği, su kirliliği. Uzun zamandır bölge bunun bu sorunlarla uğraşıyor. İşsizlik, işte bu sıkıntılar da üste gelince tabii bölgede önemli olan meselelerden birisi de etnik meseledir. Araplar ve Lorlar, Farslar bölgenin işte etnik yapısını oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da farklılıklar var bölgede. Bunları da tetikliyor. Eylül ayının 22'sinde de gene gündeme gelmişti bölgede. Bölge bir saldırı gerçekleşmişti. O saldırının ardından tutuklamalar falan devam etti. Hatta mesela yaklaşık 20 kişinin idamından idam edildiğinden bahsedildi. Tabii bu yalanlandı ama bölgedeki gerginlik devam ediyor. Sonra İran DAEŞ mevzilerini galiba. Tabii tabii onun devamında işte İran o şekilde cevap vermişti. Bu mesele
Tabii kaç boyuttan ele almak mümkün. Hem bölgesel olarak hem ülke genelinde. Ülke genelinde dediğim gibi yani işte ekonomik sorunlar sadece bu hem yaptırımlardan kaynaklı sıkıntılardır. Ama ülkenin yapısı açısından yani ekonomik ve siyasal yapısı açısından da bu sorunlar ortaya çıkıyor. Yani orada da sorunlar var. Bu yeni bir mesele de değil. Uzun zamandır devam ediyor. Ülke bir şekilde bunu çözemiyor ve buradan bir çıkış yolu bulamıyor. Bir çıkış yolu olarak aslında özelleştirmeyi denediler. Ama o da işte faydalı olmadı. Görünen o ki bu mesele işte bu takım bunun gibi çözümlerle çözülecek değil. Mesela biraz önce şeyden bahsettim. Demir çelik fabrikasından bahsettim. Bu da bir kamu kuruluşuydu. Bu özelleştirildi. Daha sonra fabrikanın başındaki isimler yolsuzluktan tutuklandılar. Emir Mansur Arya ismindeki şahıs yolsuzluktan dolayı tutuklandı. Daha sonra 2014'te idam edildi hatta. Fabrikaya el konuldu. Devletin eline geçti. Kayyum atandı. Ama gene de işler düzelmedi. Tekrar satıldı. Demek istediğim işte bu şeker fabrikası ile ilgili de sıkıntılar temel sıkıntılar aslında. Yani yani şimdi işçiler orada. Bu tekrar kamuya kamulaşsın. Bir takım bu yönde şeyleri var, talepleri var. Ama bununla da işler çözülecek değil. Ama genel olarak dediğim gibi yani bölgede ki sorunlar devam ediyor. Bu sıkıntılar da gerçekten çok önemli sorunlar yani bölgedeki yoksulluk. Ben sadece işte o boyutu anlaşılsın diye bunu söylemek istiyorum. Orada mesela maaşlardaki aksaklıklar işte bir ay, iki ay falan değil. Çok hatta 14 aydan falan da bahsediliyor bazen. İşçilerin ara ara intihar ettiği, kendini yakarak intihar ettiği falan bunlar bu tarz haberler de geliyor. 4 kişiydi falan bugüne kadar kendini yakarak intihar ettiği yani bu uzun vadede yani bu son günlerde gerçekleşen bir olay değil ama bu tarz olaylar ortaya çıkıyor. Ya oradaki ırmağa atıyor kendisini, yakıyor. İşte Ahvaz Belediye işçisinin bu tarz girişimleri kendini yakarak öldürdüğünü haberleri geliyor. Dolayısıyla bölgedeki sorunlar, ekonomik yoksulluk ciddi boyutlarda. Evet, bu tarz işte sorunlar da ciddi meselelere, işte ülkenin ulusal güvenliği tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Hele hele eğer bunun bu yoksulluk düzeyinin ülkenin merkezi bölgelerine yayılmaya başlarsa, mesela büyük şehirlerde de bu tarz isyanlar ortaya çıkarsa veya mesela yoksulluk düzeyi daha toplumun orta düzeylerine, kesimlerine yayılmaya başlarsa çok riskler artacaktır. Hamit Hocam şimdi çok teşekkürler bu değerlendirmeler için. Uzun bir soru soracağım, kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi Hasan Ruhani biliyoruz ki ekonomi politikasını büyük oranda Batı ile olan anlaşmaya, dışarıdan gelecek yabancı sermaye nükleer anlaşmaya bağlamıştı. Bu şu an itibariyle çok başarılı olmuş gibi görünmüyor. Bir. İkincisi 2017 seçimlerine girmeden önce geçen yıl Hasan Ruhani seçimlerin hemen arifesinde vatandaşlık layihası gibi işte etnik, dini hakları vurgu yapan metin yayınlamıştı. Ancak ekonomi alanında da bu etnik, mezhep ve bireysel özgürlükler alanında da Hasan Ruhani yani amiyane ifadesiyle daha fare mi doğurdu? Yani dolayısıyla hükümet neresinde bu başarısızlıkların sence? Yoksa çok daha mı kronik? Çok daha kronik diyebiliriz. Bu da var. Ancak işte hatta geçen gene bahsetmişim geçen haftaki şeyde Ruhani uluslararası alandaki başarısıyla ülke içinde de bir takım reformları gerçekleştirmek istiyordu. Bunu Ruhani bir biliyoruz ki muhafazakar bir isim ama reformistlerin büyük desteğiyle iktidara gelmişti. Oysa oradan da bir takım talepler geliyor bu yönde. O yönde o yöndeki taleplere cevap vermek için işte bir takım girişimlere bulunmak istiyordu. Fakat dışarıdaki gelişmeler işte bunu aksattı ve baltaladı diyebiliriz yani bir şekilde. Çünkü muhafazakarların
içeride elleri güçlendi. Bu, dolayısıyla Ruhani artık bu konuda çok fazla yapacağı iş yoktur gibi görünüyor. Yani. Dolayısıyla Ruhani haklı olarak şu an yerim dar, oynayamıyorum diyebilir ki bu konuda da hakikaten çok haksız olduğunu söyleyemeyiz. Dışarıdan Amerika, içeriden muhafazakarların arasında kalmış bir liderden bahsediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hamit Hocam, içeride muhafazakarlar, dışarıda Amerika dedik. Gerçekten Amerika hız kesmiyor. Sabri Hocam, İran baskısı konusunda. Dün bir açıklama yapıldığını söyledin. Diğer arkadaşlarımız da takip etmişlerdi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Sonra Suriye Özel Temsilcisi Trump hükümetinin James Jeffrey'in açıklamaları var. Ve bunların hepsi galiba İran'ın bölgesel faaliyetlerine ve eylemlerine vurgu yapıyor. Ne oluyor? Ne diyor ABD bugünlerde artan sesi yükselen şekilde? Anlaşılan şu ki ABD ciddi bir şekilde artık İran'a yönelmek istiyor. İran meselesini çözmek istiyor. Zaten bahsedildiği gibi içeride de bir sorunlar yaşandı. Yaptırım kararları artık uygulanmaya başladı. Ekonomik meseleler yani İran'ın... Ki sözünü kesiyorum kusura bakma. Pompeo'nun açıklaması var. Bu iş ciddi. 6 ay sonra bunu bir sıfıra indireceğiz diyor. Yani bu konuda kararlıyız diyor değil mi? Dolayısıyla tabii baskıdan taviz vermiyor. Tabii ki elinden geldiği kadarıyla buna yönelecekler. İran'ın her anlamda sıkıştırılması meselesini, ekonomik faaliyetlerini sıktıktan sonra zaten dışarıdaki siyaset faaliyetleri aksamaya başlayacak. Özellikle Suriye'deki faaliyetleri, Yemen'deki faaliyetleri. Şimdi zaten işte siz de bahsettiğiniz gibi James Jeffrey ABD Temsilciler Meclisi'ne sunduğu açıklamasında, yazılı açıklamasında Rusya'ya sesleniyor ve kendi Temsilciler Meclisi'ne yani Amerika'ya şunu diyor. Rusya eğer, yani Amerika'nın politikasını bir anlamda belirliyor. Rusya eğer Suriye'de istikrarı istiyorsa ki istediğini söylüyor. Rusya zaten istikrara muhtaç son dönemlerde. ABD ile yakın işbirliği yapması lazım. O da İran'ın Suriye'den çıkartılmasına destekte bulunması gerektiğini söylüyor. Bu aynı zamanda Rusya'ya bir mesaj. Bizimle birlikte hareket edin. İran'ı sıkıştıralım Suriye bazında. Bunu demek istiyor. Aynı zamanda dün de başka bir olay yaşandı. İsrail uçakları Suriye'deki İran üslerini vurdu. Bir taraftan zaten İsrail bunu devam ettiriyor. Rusya da buna ses çıkarmıyor. Daha önce bir buçuk ay önce Rus uçağı düşürülmüştü. Rusya bundan İsrail'i suçladı. Bunun karşılığında Suriye'ye S-300 füze hava savunma sistemlerini verdi. Bundan sonra artık Suriye'nin hava sahası güvenlik emniyet altındadır. Bir buçuk sene önce. Yok yakında. Daha önce de verdiğini söylemişti. Evet, daha, çünkü daha önce de öyle iddialar sürekli, vardı evet, değil mi? Sürekli bundan bahsediyor iddialı bir şekilde. Ama tamamını getiremiyor. Bu kez de benzer bir şey yaşandı. Suriye'ye verdiğini söyledi. Ancak gördüğümüz gibi İsrail'in hava kuvvetleri karşısında herhangi bir işlev görmüyor. Diğer bir deyişle Rusya S-300 sistemlerini İsrail'e karşı kullanmıyor. Yani dolayısıyla müttefiki dediği Suriye'de böyle bir olaylar yaşanırken ki vurulan üslerde İran üsleri. Dolayısıyla bir anlamda da Rusya Suriye'de kendinin çıkarların dışındaki alanlarda İran'ı yalnız bıraktığını görebiliyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı dün ne demişti? Ondan da bahsediyordun. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında İran'ın bölgedeki kontrol altında tuttuğu gruplara sağladığı silah sevkiyatlarının arttığından bahsetti. Dolayısıyla ciddi bir mesele olduğunu, bölgenin istikrarını bozduğunu, İran'ın dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de ABD ile birlikte İran'a karşı bir yaptırım sürecine girmesi gerektiğini söyledi. Zaten ABD'nin yaptırımları sayesinde Avrupalılar İran'la pek fazla yakın ilişki kuramıyorlar ekonomik anlamda. Siyasi diyaloglarını sürdürsele bile. Ancak bu süreç içerisinde açığa çıkarmaya çalıştığı Amerika işte İran'ı da tamamen yalnızlaştırmaya çalışıyor. ABD Avrupa Birliği ile olan diyalogunu da koparmaya çalıştığını düşünebiliriz. Şimdi Sabir Hocam biz yaklaşık ilk olarak İranlılarla bu konuyu konuştuğumuzda İranlı meslektaşlarımızla Tahran'da bir buçuk belki iki seneyi buldu. Şöyle laflar etmişlerdi ve çok şaşırmıştık. Ya işte Rusya'ya da çok güvenmemek lazım. İşte Rusya'da bir noktayla ABD'de ortak bir zemin bulabilir gibi. Biz anlamsız gelmişti. Çünkü İranlılar aynı zamanda Rusya'yı Suriye krizinin içine
kendini çektiğini, bu böylelikle oyunun dengeyi değiştirdiğini söylerlerdi. İran açısından en kötü senaryo gerçekleşiyor mu? Yoksa bu sadece ABD tarafından tek taraflı bir hamle mi? Yok tabii ki tek taraflı değil. Şimdi Rusya'ya sunulan, nasıl desem, Rusya'nın çıkarına uyabilecek bir teklife biraz daha bağlı olacak. Tabii %100 Rusya buna evet demeyecek ama yavaş yavaş gördüğünüz gibi örnekler var bunda. En sondan başlayacak olursak ya İran'a karşı ekonomik yaptırımlarda ve petrol ambargolarında Rusya hiçbir ses çıkarmadı. Hatta bundan yararlandı. Bu konuda da Rusya'nın İran'ı yalnızlaştırdığını görüyoruz. Tabii İran dolaylı yollardan belki bu petrol ihracatı konusunda yardım ediyor. Ancak yine kendi çıkarları çerçevesinde bunu sağlıyor. İdlib meselesinde de gördüğümüz gibi Türkiye ile daha yakın ilişki içerisinde İran bypass edildi değil mi bir evet, anlamda? Evet, bir anlamda Tahran zirvesinde belli bir sonuca ulaşamayınca Soçi zirvesinde Türkiye ile Rusya artık bu konuyu İransız bağlayabildiler. Daha önceki dönemlerde de İsrail'in güvenlik alanı olarak gördüğü Golan Tepelerinden yaklaşık 15-20 kilometrelik bir alanı İran'ın orada Hizbullah'la beraber konuşlandırdığını biliyoruz. Onu Rusya aracılığıyla temizlenmesi gerçekleşti. Yani Rusya bu alanda da hem ABD ile hem İsrail'le bir işbirliği yaparak İsrail'in güvenlik algısının uzağına doğru İran'ı ittiğini görüyoruz. Yani burada Rusya'nın da bir ayağı var ya da etkisi var. Dolayısıyla bazı örneklerde Suriye'nin içinde dahi İran'la ittifak içerisinde olan Rusya'nın İran'ı yavaştan bazı alanlarda kendi çıkarı örtüştüğü yerlerden dışladığını ya da yalnızlaştırdığını görebiliyoruz. Peki spekülatif bir soru sorayım. Bu konuyla ilgili en azından izlenimini paylaşabilirsin bizimle. Şimdi konuşmadığımız bir aktör var. Tamam çok zayıf diyoruz. İkisinin bir anlamda eline bakıyor diyoruz ama Esed. Peki Esed buna nasıl bakar? Yani İran'ın denklem dışı tutulmasıyla Rusya'yı iyi sağlam bir dayanak olarak görür mü sence Esed? Doğrusu Esed artık evet dediğiniz gibi hem bir eli İran'a bağlı, bir eli Rusya'ya bağlı. Ancak yine de bağımsız bir aktör. Onlara bağımlı olan ancak bağımsız hareket etmeye çok isteyen, çabalayan, elinden geldiği kadarıyla bunun alanını genişletmeye çalışan bir aktör. Ama elinden geldiği kadarıyla. Tabii Suriye iç savaşı sürecinde de bildiğimiz gibi yıkılma noktasına gelmişti Esed rejimi. İran desteklerdi. Hizbullah örgütüyle beraber. Yine İran'ın da gücü yetmeyince 2015'te Rusya'nın müdahalesiyle ayakta durabildi. Hem yıprandı hem ekonomik olarak zayıfladı. Ancak yine de elinden geldiği kadarıyla bir tutunmaya çalışıyor. Bir manevra alanı kazanmaya çalışıyor ama giderek zayıflıyor. Çünkü savaş yıpratıyor. Öbür aktörler de artık onun zayıflamasına karşı olarak daha fazla üzerine etki sahibi olmaya çalışıyorlar. Öyle de oluyor. Dolayısıyla belli bir anlamda da Rusya'nın Esed rejimini tabii ki Suriye'deki varlığı çerçevesinde pazarlık konusu da yapabiliyor. Yine bir örnek İdlib meselesinde hiçbir şekilde İran'ı da dışarıda bıraktıkları gibi Esed rejimi de tamamen dışarıda bıraktığı ve itiraz etmesine rağmen hiçbir şekilde ona karşılık bir cevap verilmedi Rusya tarafından. Bir spekülatif soru daha sonra bugünkü gündemi kapatayım. Ahmet Hocam bunu istersen sen de bu konuda görüşlerini paylaşabilirsin. ABD'nin Esed duruşunda ne görüyorsun? Geçici olarak şimdi biraz daha Rusya'nın ve İran'ın belli bir anlamda bu Esed rejimine bir destek sağladıklarını bildiğimiz ama geçici bir hükümet kurulacak olursa bu da biraz demokratik çerçevede ABD'nin ya da işte Batı değerlerini içinde barındırdığı bir anayasal çerçeve içerisinde bir yeni yapı inşa edilecek olursa tabii ki Amerika tekrar Esed rejiminin düşmesi, yıkılması ya da işte iktidarı bırakması için elinden geleni yapmaya çalışacak. Bunu da bekliyor. Bu sürece geldikten sonra artık tamamen Esed rejiminin işlevsiz hale geldiğini görene kadar Amerika kendi Esed'in dışındaki alanlarda yavaştan bu yönde ilerleyecek. Ama %100 gitmeli pozisyonda değil.
Değil mi? Şimdi değil ama, şimdi değil ama şartları olgunlaştırmaya çalışıyor. Meşruiyetini tamamen kaybettiğini düşünüyor. Var mıdır Ahmet Hocam? Size ben İran tarafından orada bir katkıda bulunayım. Yani İran bakış açısından. Mesela özellikle İran gitmesini istemiyor. Zaten destekliyor. Her türlü Esed'i destekliyor ama bir takım rahatsızlıklar da var. Özellikle biliyoruz birçok İran'ın silahlı güçleri ve milisle destekliyor. Milisle var. Bunlar işte bazı durumlardan orada rahatsız oluyorlar. Hatta yorumları oluyor bazen mesela ya Esed'in işte yaptıkları işte Esed ve Esed'e bağlı güçlerin yaptıklarından ve burada bu eleştirileri de dile getiriyorlar. Bu uzun süre orada bulunan mesela silahlı kuvvetlerin mensupların ve şeylerin yorumlarından da görüyoruz. Milislerin, Besiç militanların falan. Bir takım yorumları oluyor, bazı işte rahatsızlıklar. Bir de inanç açısından da farklılıklar oluyor orada. Aralarında bazı hatta gerginliklerin yaşadığını da bahsediyoruz. Bu süreç uzarsa bu tarz durumların ortaya çıkması. Evet. Muhtemel. Evet, dolayısıyla attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor pozisyonuna. Gelebilirler bir anlamda denebilir. Evet. Zaten İran'ın senin bahsettiğin iç baskıları karşı karşıya kaldı. Sabir'in bizimle paylaştığı dış baskıları da İran'ın kuşatıcı bir şekilde dış politikasını, iç politikasını revize etmesi gerektiğini bir mecburiyet olarak ortaya koyuyor. Bakalım İran nasıl bir refleks gösterecek? Biz İran'ın gelenekleri olan bir devlet olduğunu, yeri geldiğinde sağlam manevralar yapabildiğini söyleriz. Zaman zaman da bunu gördük. Ama İran'ın bu defa bir hayli sağlam bir manevraya ihtiyacı var. Ben doğrusu bunu çok büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Olmayacaktır. Ama bakalım İran bunun için zevahiri kurtaracak, prestijini kurtaracak bir ortamı bulabilecek mi? Takipte olacağız. Çok teşekkür ederim Hamit Hocam, Sabir Hocam değerlendirmeniz için. Bir başka İran haftalık gündem değerlendirmesinde tekrar buluşmak üzere. Sağ olun, var olun.